Abi, kör olmaya sıcağı abim diyorum. Hadi kapatıyorum. Kimdi kuzu? Fısır fısır muhabbetler ediliyor. Yanlış numara, sapık dadandı yine. Öne bak, o yarı aralık dudaklarına oraya gelirsem kızgın buji başıyla dağlarım lan senin eşşoğlusu. Ayla lan bura. Kapat da hayvanın evladı. Kızım sen de uyuma bunlara, kapat gitsin. Ben telefonda Sevda Demirel vamplığı mı yapıyorum sanki? Rastgele arıyorlar, sapıtıyorlar işte. Ben bilmem. Ne oldu abi? Birazdan karatlanacağım. Evin içi pervane doldu gene. Uçan Türk. Sabiha Gökçel'in erkek olanı. Hezarfen Samim Çelebi. Manita vaziyettir ha? Ne manitası kızım ya? Birazdan arabayla almaya gelecekler. Aşağı mahalleye kavgaya gideceğiz. Ay sanki Gazze şeridinde yaşıyoruz. Aşağı mahalleyle kavganız hiç bitmiyor. Bitmez. Nerede bu emanet ya? En son halı saha maçında bir kesik atıp kıç cebime sakladıydım ama. Ne o? O İsveç malı çelik sapında çıplak kız resmi olan sustalıyı arıyorsan annem sakladı. Nerede biliyor musun kız? Hem bilsem ne olacak ki? Aşağı mahallenin adamlarını mı doğrayacaksın o minyon şeyle? Hem şu pal sokağı çocukların muhabbetini de bırakın ya. Karışma şimdi. Mikroskobik beyninle anlamazsın bu işlerden. Ay bu herif de benim beynimin büyüklüğüyle bozdu ya. Geçen gün de kuş yemi kadar beynine karışma sen demişti. Gittikçe ufalıyoruz. Hadi hayırlısı. Kız sus. Zerre. İyi. Akşama gelirsin gene koca kafan yarılmış olarak. Gene sana o beğenmediğin terliksi kız kardeşim bakar. Ne diyorsun sen ya? Lan hakikaten ya. Yeterin artık lan. Koca adamlar oldunuz. Hala konuşmayı beceremiyor musunuz öyle çocuklar gibi? İyi de gene her şeyi onlar başlatıyor ama. Bizim bu tatu Fikret'e bilardo salonunda delikli nane demişler. Yanlış tabii. Ne olacak ki ya, reklam sloganı o. Saçmalık. İstikrar yaylı kanepeleri de diyebilirdi. Ulan biri bana öyle bir laf diyecek. Öldürürüm vallahi. Tabii sen çakmazsın bunlardan ya. O lafların hepsi iki manalı, iki. Ne olmuş iki manalıysa? Ne malum herifin senin gelmişini gitmişini yaylı kanepeye yatırıp da öyle çatır çatır. anlıyorsun işte ya. Çakal bunlar, çakal. Hastasınız lan siz. Heriflere bak, nereden nereye düşünüyorlar. Lan ne çarpık bir yaratıcılıktır şu hayatta ya. Yaratıcılık değil Sadık'a. Delikanlılık, delikanlılık. Kor bunlar adama. Kahve köşelerinde, lise helalarında, sözcüklerde bu kadar oynayan zihniyet. İşi biraz ciddiye alsa ne ozanlar, ne yazarlar yetiştirirdi bu ülke be. Nasıl yani? Ya naneden maneden nem kapacağınıza şöyle bu sözcük oyunlarıyla var ya Pablo Neruda olurdunuz ya siz. Kızım o Pablo Picasso da kendi mahallesinde yanında manitesi varken öyle reklamlardaki gibi manalı manalı tut şunun ucunu döşeyelim abi deselerdi ne yapacaktı adam? Herif top değilse girişecek elbet. Edecek kavgasını, edecek. Ya Pablo Picasso demedim, Pablo Neruda dedim. Biri ressam, biri şair. Salak. Farkmaz ki. İkisi de delikanlı. Hem ne diyor televizyonlardaki bilmem ne? Yok eline, yüzüne, yanağına, ağzına, dudağına krem. Öyle antenin biri gelecek de sana diyecek ki yok yanağına, ay eline, abi, yüzüne... Yeter. İnsanın aklı donunda gelişirse Balıkesir ili telefon rehberine bile kötü anlamlar yükleyip kavga çıkarabilir. Ha, bak seninkiler geldi, korneye basıyorlar. Hadi git de ısırın birbirinizi. Tövbe yarabbim. Bana bak, bıçağı aldığımı anneme söyleme, tamam mı? Artı bakma o telefona. Ya az dur be abi, gözüne kaçacak tentir diyor, dur. Yandı lan. Dikkat etsene kız. Sus. Babam gibi bir duyarsa ikimize hızlı acil servis az gelecek. Yandı diyorum ama ya. Bari ne be? Gidip yardırmasaydın suratını, kaşını, gözünü. Sen esas... biliyoruz. Sen esas öteki herifi görsen diyeceksin, biliyoruz. Nereden biliyorsun? Nereden gördün öbür herifi? Ha? Ne zamandan beri görüş?
konuşuyorsunuz? Aşağı mahallede. Kimdi lan o? Abi senin kafana kötü vurmuşlar. Bir tane de ben vuracağım şimdi. Sıkıyorsun. Sıkıyorsun, vur lan. Yok, abi. Fazla konuştun ha. Şimdi bir hafta ben söyleyeceğim. Lastikli Türkçemiz başımıza iş açacak. Ne? Baba! Bu ne? Baba! Sen! Baba! Gel kız! Baba! Gel buraya! Gel, gel! Baba. Sen kime lastikli diyorsun kız? Ya! Bana! Abine ya. Tekerlek ha! Ya vurma be! Gel buraya! Gel! Açık kapıyı! Ay kız! Tekerlek ha! Canım Güllük! Kaç kişi şu dünyada annesine varil der? Annemin bunu anlamasını o kadar çok isterdim ki. Bana hayırlı bir kısmet bulmaktan daha fazla bir şeyler umurdu. Yanılıyor muyum? Abim bugün de üstüne düşeni yaparak kas kafalı, Doritos, maço bir insan olduğunu huzurumda kanıtladı. Onun hakkındaki düşüncelerim 8 yaşında peçete koleksiyonumu gözümün önünde tek tek yırtmasından beridir hiç değişmedi. Yine de değişmesini çok isterdim. Günlük, kenar konusunda yazmak hiç içimden gelmiyor. Tarih onun kadar hoyrat ve mankafa birini görmemiştir herhalde. Salak!